Bugünkü programımızı medeniyetin çok önemli kaynaklarından biri olan su medeniyeti üzerine konuşacağız. Gaziantep sadece diğer özellikleriyle değil, aslında içerdiği kendine özgü su medeniyeti örnekleriyle de çok örnek bir şehir, bir medeniyet şehri. Mesela arkamızda Şadırvan var. Burası Şirvani Camii Şadırvanı. O zaman Şadırvan kelimesi nereden geliyor onu söyleyelim. Farsça bir kelime, Şadrevan demek, yani mutlu akan su demek. Mutlu su, mutlu giden, mutlu akan manasına geliyor. Hatta başka bir rivayete göre yani padişahın otağı anlamına bile gelir. Neden öyle deniliyor? Çünkü genelde bu yapı, Şadırvan dediğimiz yapı, gördüğünüz gibi kubbeli bir yapı. Caminin genelde önünde yer alıyor. Tabii abdest almak için yapılmış bir şey. Çünkü suyun bizim için, Müslümanlar için birinci özelliği temizleyici olmasıdır. Temizleyici ne demek? Allahu Teala temiz insanları sever. Hem dışı hem içi. İçi zaten kalple ilgili ama dışı da bedeni, çevreyi, üstünü başını temiz tutması da çok önemli. Namazın bir farzı olduğu için abdest o yüzden çok önemli. Şadırvan bu su medeniyetinin çok önemli başlıklarından birisi. Burada olduğu gibi İslam dünyasının her yanında çok farklı şadırvan tipleri var. Mesela ben gençken 91 senesinde Hindistan'a gittim. Taj Mahal'in arkasında mescit vardır. Büyük bir camidir. Aynı zamanda yapılmış. Mesela orada havuzdan abdest alırsınız. Büyüklüğü fıkha göre belirlenmiş çok büyük bir su havuzundan. Oradan temiz su alınır avucunuza. Orada abdest alırsınız. Sizin yalnız suyu döktüğünüz yer kirli su kanalıdır. O çepeçevre başka bir yere doğru akar. Coğrafyaya göre, bulunduğumuz yöreye göre, hatta iklime göre bu şadırvan mekanları, mahalleleri çok çeşitli. Camilerde çok farklı yerlerde ama genelde iç avluda bulunuyor. Ve oturakları bile çok ilginç. Mesela şu düşünülmüyor. Dışarıdan bakarsak bugünkü kafayla ya burada aynı anda aslında iki katı insan abdest alabilir. Biz şunların aralarına da bir tane oturak koysaydık değil mi? Kalabalık zamanlarda daha çok insan alır. Peki o arkadaşlar bunu yapanlar bilmiyorlar mı? Biliyorlar tabii ki. Neden koymuyorlar? Çünkü fıkha göre bir insan abdest alırken yanındakine su sıçratması mekruh oluyor. O sıçrayan su mekruhtur. O yüzden şu aralıklar hatta oturakların yüksekliği bile belli bir ölçüyle yapılır. Demek ki sadece su akıtmak değil, bir insanın oradan suyu kullanması değil, aynı zamanda Allah'ın ölçüleri, Resulullah'ın ölçüleri de hemen devreye giriyor. Bu zaten bizim medeniyetimizin hemen hemen her alanda rastladığımız bir şey. Su hayat, su aynı zamanda temizlik ve Gaziantep'te bununla ilgili kastel gibi dünyada eşi benzeri olmayan yapılar var. Zaten Allaben Deresi hemen mesela bu bulunduğumuz yerin arka tarafında insanlara sulama suyu, içecek suyu temin ediyor. Ezan okunuyor. Evet. Şimdi gidelim diğer su eserlerine de bir göz atalım. Evet, Gaziantep'te su dediğimizde tabii Alleben Deresi'nden de bahsetmek lazım. Şehir dışında doğuyor. Yeniden şehir merkezinden geçip devam ediyor. Şehir içindeki kısmına tabakhane deniliyor. Tabakhane debbahanedir. Yani deri yapım yeri demektir. Demek ki bunun kenarında debbalar varmış ki genelde suyun olduğu yerde olur biliyorsunuz deri işlemesi. Alleben Deresi de aslında bu su bakımından çok zengin olmayan yörede buraya bir hayat katıyor. Ve hemen zaten yanımızda kale var. Kalenin de çevresi daha önce anlatmıştık. Su hendeğiyle çevrilidir. Hem savunma amaçlı ama aynı zamanda bu dere işlemede, kullanımda ve içme suyunda eskiden kullanılırmış. Tabii şebekeler ortaya çıktıktan sonra şehirlerde yani çeşme suları, meydanlardaki ve böyle derelerdeki suların içme suyu olarak kullanılması artık devri bitti. Ama onlar oldukça geç dönemdir. Yani Cumhuriyet dönemidir hatta.
Ondan önce hemen hemen bütün şehirlerde, medeniyetimizin başka şehirlerinde de su merkezi yerlerden temin ediliyor. İnsanlar suyu dolduruyorlar, götürüyorlar veya sakalar var. Yani onlar sırtlarında bir sırağa asılı iki büyük tenekeyle su taşırlar. Onun ücretini alırlar. Su hemen böyle elimizin altında bugünkü gibi bulunan bir şey değil. Ne kadar büyük bir nimete sahip olduğumuzu unutmamak lazım. Yıkanmak için ne yapıyorsun? Evin içinde oluyor ama genelde insanlar hamama gider. Hatta hamama da birazdan gideceğiz, orada daha çok anlatırım. Bu yıkanma kültürünü Avrupalılar uzun süre sahip olmadıkları için çok garipsemişlerdir. Yani İslam memleketlerine gelip hamamın bu kadar merkezi, insanların mutlaka bir hamama gitmeleri adetini görünce çok şaşırıyorlar. Aleven Deresi'ni bahsettik. Şimdi isterseniz bir de hamam var hemen onun yanında, Naip Hamamı. Bir de ona gidip bakalım, olur mu? Hadi bakalım. Evet, Naip Hamamı'na yavaş yavaş geliyoruz. Girişi burada. Tabii bugün hamama girmeyeceğim. Ama dışarıdan hamamı biraz anlatalım. Hamam neden bizim medeniyetimizde çok önemli bir yapı? Hamamlar birkaç türlü olur. Neden? Büyük hamamlarda kadınlar kısmı ve erkekler kısmı aynı anda mevcut olur. Hem kadınlara hem erkeklere ayrı ayrı hizmetler verilir. Ama küçük hamamlarda genelde iki ayrı bölüm olmaz, tek bölüm olur. Bu sefer ne oluyor? Kadınların hamam günleri ayrı olur, erkeklerin hamam günleri ayrı olur. Hamam bizde sadece bir temizlenme yeri değil. Temizlik dedim, hemen onu da söyleyeyim. Gençliğimde okumuştum, bir İspanyol adam İstanbul'da esir kalıyor bayağı uzun bir süre. Daha sonra memleketine dönüyor ve oradaki insanlara gördüklerini anlatıyor. Onlar sorular soruyorlar, çok merak ediyorlar. Diyorlar ki, bu Osmanlı niye bu kadar ileri, bu adamlar nasıl yaşar, ne tip insanlardır, ne yerler, ne içerler. Bahis, yıkanma bahsine gelince çok ilginç bir bahis geçiyor. Orada diyorlar ki, bu adamlar yıkanır mı? Diyor ki, sen ne diyorsun ya? Bunlar yıkanmadan gün geçirmiyorlar. Hatta o kadar çok yıkanıyorlar ki yüzleri pes pembedir insanların. Karşıdaki soran adam diyor ki, bir dakika, bize papazlarımız diyor ki yılda bir kereden fazla yıkanırsanız ölürsünüz diyorlar. Ya diyor, ne ölmesi, adamlar acayip sağlıklı, ben öyle bir adam görmedim diyor. Dolayısıyla aslında batıdaki temizlik kültürü Müslümanlardan gitmedir. Bu gördükleriyle beraber hamam, çeşme, günlük temizlik, vücut temizliği, el yüz yıkama, bu adetlerin hepsi bizden gitmedir. İç çamaşırı bizden gitmedir. Hamam kültürünün temeli tabii yine mümin olmakla ilgili bir şey. Dış temizlik çok önemli. İbadet yapmanız için ama günlük hayatınız için de çok önemli. Çünkü temizlik imanın yarısı. Buraya Naip Hamamı denmesi aklıma şunu getiriyor. Naip kadının yardımcısıdır. Yani şehri yöneten ama aynı zamanda muhakeme yapan, yargıçlık da yapan ama aynı zamanda şehri yönetendir kadı. O kadının vekiline, yardımcısına naip denir. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle bir naibin yaptırdığı bir hamam olabilir. Hamamların da büyük çoğunluğu vakıftır. Çünkü bunlar hep kamu hizmetleridir. Bizim medeniyetimizde kamu hizmetleri genelde hayır kastıyla yapılır. İnsanların pek fazla vergilerine müracaat edilmez. O yüzden mesela Osmanlı, orada yaşayan insanlar büyük vergiler vermezlerdi. Vergiler çok ağır değildi. Hatta sırf bir yüzden Osmanlı Devleti'ne göçen, vergilerden bıktıkları için göçen pek çok gayrimüslim de tarih boyunca olmuştur. On binlerce, yüz binlerce diyebilirim. Hamam da dolayısıyla harika bir su kültürüdür. Ve bugün hala evlerimizde yaşıyoruz. Yani günlük yıkanmak, temiz kalmak, temiz olmak, bunlar bizim için çok önemli. Bakalım başka suyla ilgili Gaziantep'in bize sunacağı güzel örnekler neler? Buradan da öbür örneklere doğru seyahat edelim. Hadi bakalım. Evet dostlar, merhabalar. Su medeniyeti dedik. Çeşmeleri, efendim şadırvanları, dereyi, hepsini biraz konuştuk.
Antep'in çok özgün olan bir su medeniyeti eseri bu içinde bulunduğumuz kasteller. Kastel kelimesi Arapça kökenli. Aslında su kanallarıyla toplanan suyun belli yerlerde halkın kullanımına sunulması demek. Bu kastel özellikle çok dikkat çekici. Çünkü bir tarafında mescit var, havuzlar var, çimmelikler yani insanların gelip yıkandıkları yerler var, helalar var, varoğlu var. Burası sadece temizlikle ilgili bir yer değil, burası aynı zamanda vakit geçirmek için, sıcaktan yazları korunmak için, insanların belki sosyalleştiği alanlar ve adım adım da gezip size biraz sonra anlatacağım. Gerçekten devasa bir mühendislik, bir akıl eseri. Çünkü Antep tarihi boyunca her zaman su sıkıntısı çeken bir yer. Çare olarak ne demişler? Biz de yer altından suları getirelim, tünel kazalım diye. Taşların yumuşaklığı onun için önemli bir faktör. Kolay oyulabiliyor. Bu şekilde uzmanların bize şimdi söylediklerine göre 100 kilometreye yakın şehrin altında tüneller var. Dolayısıyla sular sadece böyle toplanma yerlerine gelmiyor. Aynı zamanda evlerin altına, camilerin altına su kullanılacak yerlere kuyu şeklinde yukarıya doğru açılarak yine kullanıma sunuluyor. Harika bir eser ve dünyada dediğim gibi nadir görülen bir yapı. Evet, kastellerde bu gördüğünüz sıralarda mesela tuvaletler var, helalar var. Dikkat ederseniz o tuvalet taşları belli bir tarafa doğru konulmuş, kıbleye doğru değil, kıble bu taraf. Onlar bu tarafa doğru bakıyor. Bunların hepsinde medeniyetin incelikleri var. Aynı zamanda temiz su taharetlenmek için bir yerden geliyor. O kullanıldıktan sonra pis su başka bir kanalla tahliye ediliyor. İkisi birbirine asla karışmıyor. Şu tarafa gelelim. Şu tarafta da helaların bu iki tarafında çimmelik dedikleri insanların yıkanmak için kullandıkları hücreler var. Bakın bu şekilde temiz su orada bir haznede toplanıyor. İnsanlar kenarında oturup banyolarını yapıyorlar. Yine benzeri bir banyo burada. Hatta o tünellerden birinin bakın çıkışını görüyorsunuz. Demin bahsettiğim o yüzlerce kilometrelik kanalın bir ucu burada. Su ihtiyacını karşılamada, insanların yazları serinlemede, kışın burası tabii daha ılık olur. Bir şekilde kamusal hayat, beraberce vakit geçirme noktasında güzel bir yer. Mesela bu havuzlarda yün de yıkanıyor, yeri geliyor. Çamaşırlar yıkanıyor. Dolayısıyla bütün bir Antep hayatının aslında merkezi sayılabilecek çok özgün yerler. Şimdi isterseniz bu tarafta da çok özgün bir mescit var. Evet, kastellerde aynı zamanda mescit de var. Burada en azından mescit var. Bu kastelde. İsterseniz şimdi biraz da ona bakalım. Şu anda kastelin yanındaki mescitteyiz. Size şöyle mihrabı göstereyim. Bakın burası kıble tarafı. Burası da mihrap. Burada da kelime-i tevhid kazınmış, yazılmış. İnsanlar bir yandan tabii temizleniyorlar ve temizliğin hemen ön şartı olan namazı da ihmal etmiyorlar. Kasteller gerçekten büyük mühendislik eserleri ve hepsi de vakıf. Yine vakıfla karşılaştık. Çünkü su hayati bir ihtiyaç olduğu için insanlara parayla sunulması uygun görülmemiş. Herkesin kullanım hakkı var. O yüzden kasteller de genelde vakıf oluyor. Şu anda ayakta kalan 6 kastel var. Antep'e geldiğinizde mutlaka onları ziyaret etmeniz gerekiyor.
Evet, Antep'in güzel lezzetlerini biliyorsunuz her bölümde tadıyoruz. Size de anlatmaya çalışıyoruz. Bugün bakalım yine muhteşem bir Antep tadıyla beraber olacağız. Bugün katmeri anlatacağız. Katmerin güzelliğini sizlere göstereceğiz. Onun için bir katmerciye geldim. Bakalım, tadına bakalım, sizinle de paylaşalım. Evet ustam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Evet, ustamız bu güzelliği getirdi, ikram etti. Yine emekten bahsediyoruz. Emek, yemek, yemek, emek. Şimdi bu katmer, tabii Antep'le özdeşleşen bir isim. Anadolu'nun başka yerlerinde katmer gözleme için de kullanırlar. Ama Antep dedin mi, bu özel yemeğin adıdır. Bu yemek, bana arkadaşların anlattığına göre, düğün gecesinin ertesi sabahı ailenin, arkadaşların damada ve geline kahvaltıda ikram ettikleri özel bir yemek. Ama aynı zamanda Antep'te neredeyse 3 öğün yenilen bir yemek, bir tatlı. İçinde kaymak var, şeker var, fıstık var. Tabii çok özel açılan bir yufkası var, incir. Usta onu açmak için gördünüz nasıl yağlıyor vesaire. Ayrı bir güzellik. Yanında da bu tatlıyı hafifletmek için midevi olsun diye, yani mide onu hazmedebilsin diye bu sütü veriyorlar. Aslında genelde bir yemeğin yanında bir şey ikram ediliyorsa, o standart bir ikramsa, mutfak kültürümüzde onun mutlaka sağlıkla ilgili bir etkisi vardır. Mesela kebap yaparlar, yanında mutlaka domates olur, biber, maydanozu olur, limonu olur. Bu aslında onu dengelemek için yapılan şeydir. Öylesine konulan şeyler değildir. Bu katmerin de demek ki yancısı, kardeşi süt. Şimdi inşallah bu güzelliği afiyetle yiyelim. Size de inşallah Allahu Teala yemeği nasip etsin. Afiyet olsun diyelim. Bakalım başka neler var. Evet, su medeniyeti dedik. Gaziantep'in su medeniyetinin pek çok eserine sahip olduğunu söyledik. Onlardan birisi aslında çeşmeler. Mahalle çeşmeleri, meydan çeşmeleri. Bunlar medeniyetimizde çok yaygın. Antep'te de bu kastel dedikleri çeşme türünden var. Bunun adı Kadı Kasteli. Fakat kastel aslında farklı bir yapı. Çeşme, bunlar da vakıf. Neden Kadı Çeşmesi, Kadı Kasteli? Çünkü 1700'lü yıllarda bir kadının kendi parasını vererek yaptırdığı bir çeşme burası. 1985 yılında o kastel yıkılmış, onun yerine bugünkü çeşme konulmuş. Bunların da hepsi vakıf. Çünkü insanlara su gibi çok önemli, hayati olan bir ürünü parayla satmak çok uygun görülmemiş geleneğimizde. O yüzden kim gelir kim içer önemli değil. Yani gayrimüslim, müslim, kimse sormuyor bunu. Bundan istifade eden Allah'ın kulları, hatta kuşlar, hayvancıklar, kediler, köpekler. Bakın, bakış açısı ne kadar geniş. Sebiller de öyledir medeniyetimizde. Yani buradan sadece filancalar içer, akrabalarım içer, başkası içemez diye bir şey yoktur. Gelen herkese o ikram ediliyor. Çünkü Allah'ın verdiği nimeti kullarına ikram etmek bir esas. Bu çeşmede onun bir hatırlatıcısı olarak bugün almacı pazarında ikram etmeye devam ediyor. Allah vakfedenden razı olsun. Bakın hala sevabı o Kadı Efendi'ye gidiyor. Bayağı talihli bir adammış maşallah. Gayretli bir adammış. Bize de örnek olsun. Evet sevgili dostlar. Gaziantep Medeniyet Şehri'nin medeniyetin izindeki serüvenimiz bu bölümde de su medeniyeti bahsinde bitiyor. Gaziantep'in diğer güzelliklerini, medeniyet özelliklerini başka programlarda yine paylaşmaya inşallah devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.